dedi, annem babam vefat etti. Kabirleri bitişik bunların dedi. Ben şimdi gittiğim zaman dedi, nasıl ziyaretçi? Sırtı kıbleye gelecek. Ayak ucunda. Yer varsa oraya çömelecek, oturacak. İkisinin de ayak ucuna ayrı ayrı aynı şekilde oturması gerek yok. İkisine beraber dua eder. İkisine beraber. Yok ayak uçlarına gidip de oradan mı? Yani ikisinin de arasında duruyor falan. Yok, gereği yok. Çünkü ikisi de zaten sırtı kıbleye geldiği zaman, mesela diyelim ki annesi önce vefat etti, babası sonra geldi, ayak ucuna durdu, babasının ayak ucunda. Veya tersi oldu. Babası öbür tarafta, annesi bu tarafta, sırtı kıbleye gelince annesinin ayak ucunda durdu. Hiç önemli değil. İkisi de aynı şekilde o anda ikisine de selam verir. O an sana burada yatan annem babama diye hediye eder. Dinleyicimiz dedi ki hani kabrin başında okumak durum müsaitse o mu daha uygundur? Veyahut da önceki okuduklarımız. İkisi de caizdir. İkisi de olur. Hazır varsa götürür, kabrin başında da hediye edebilir. Veyahut da yoksa orada aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'den Yasin-i Şerif, Tebareke, Amme bunları okuyup veyahut da zamanı yoksa bir Fatiha, 11 İhlas okur, hediye eder ve uzaklaşabilir. Bir de, evet. Bir de bir dua vardı. Allahümme inni eselike en la tuazibe hadel meyyid diye. Yok şeyde Allahümme inni eselike bi Muhammed aleyhisselam en la tuazibe hadel meyyid. Saadeti ebediyede var bu. Kabir ziyareti ve Kur'an-ı Kerim okumak bahsinde bu dua siyah harflerle var. Bu diyor ki kabrin başına gitse 11 İhlas bir Fatiha okudu, hediye etti. Ondan sonra da bunu Allahümme inni eselike bi hürmeti Muhammed aleyhisselam en la tuazibe hadel meyyid. Kadınsa hadihil meyyid, neyse diyemedi diyelim, hadel meyyid dese de olur. Hadis-i şerifte bildiriliyor. Eğer imanlı öldüyse, azap da görüyorsa bu dua okunca azabı kaldırılır. Çünkü Muhammed Aleyhisselam vesile ederek yapıyor onu. Onun hürmetine. Evet, onun hürmetine. Bir hürmeti Muhammed Aleyhisselam diyorsun. Onun hürmetine kaldırılır. Bunu da okumalı. Efendim ben bilmiyorum. Ya bilmiyorum diye al tam Saadet Ebedi'yi. İnternetin varsa indir. Hakikat Kitabı.com'dan gir. Kabir ziyareti ve Kur'an-ı Kerim okumak yaz. Orada bu zaten siyah harflerde var. Bir cümle. Al, yani çıkışını al, alabilirsen varsa, yoksa otur kalemle yaz bunu. Getir kabirde de önce bakarak oku. Bu kadar kolaylığı da herkes söylemez ama, değil mi? Bir ücret de talep etmiyoruz yani. Yok. Dolayısıyla efendim imanlı gidip gitmediğini nereden bileceğiz? Ha, biz hüsnü zannederiz. İmanlı gitmiştir diye. Dolayısıyla peki efendim biz okuduk da imanı yok. O bizi ilgilendirmez. Bize de bir zararı da olmaz onun. Bize bir zararı da olmaz. Ama buna rağmen ona rahatlık verir mi? Verir. Ona, yani kabirdekine rahatlık verir mi? Verir. Çünkü kitaplarda yazıyor. Ebu Leheb Peygamber Efendimiz'in amcası. İşte Peygamber Efendimiz dünyayı şereflendirdiği zaman diyorlar kardeşim bir oğlu oldu. Seviniyor. Cariye Süveybe'yi gönderiyor. Git diyor ona süt ver. O gün seviniyor o zaman. Ve hadis-i şerifte de geçiyor. Cehennemde bir gün mevlid kandilleri ama. Kutlu doğum haftasında değil ha. Mevlid kandilleri. Rebül Evvel ayının 12. gecesi. O gece aynı şekilde rahatlık hissediyormuş o. O kadarcık sevinmesi sebebiyle. O kadar azılı bir aynı şekilde düşmandı Peygamber Efendimiz'e. Buna rağmen o yaptığı iyiliğin karşılığını orada da görüyor. Ha cehennemden çıkarmıyorlar. Ama onu hissettiriyorlar.